Sevgili dostlar, koronavirüs dolayısıyla hepimiz evlerde farklı bir hayat, farklı bir yaşantı içerisine girmek mecburiyetinde kaldık. Elbette ki Müslüman şartlara uygun olarak davranmasını bilmeli, ona göre hareket etmelidir. Günümüzde hem de Ramazan olması dolayısıyla evlerde daha çok ibadet etmek, daha çok Kur'an-ı Kerim okumak, daha çok Kur'an-ı Kerim araştırmak, Kur'an-ı Kerim öğrenmek mümkün. Ramazan dolayısıyla da insanların sorduğu bazı sorular var. Bu sorular maalesef uçuk sorular bazen karşımıza çıkıyor. Adam uzayda ise oradan hacca nasıl gitmesi lazım gibi bir soru soruluyor. Böyle bir soru kabul edilir bir soru değil. İnsan şuna bakması lazım. Ben ne yapabilirim? Ramazan dolayısıyla ben önceki Ramazan'dan farklı olarak daha çok ibadet edebiliyor muyum? Daha çok Kur'an-ı Kerim'i öğrenebiliyor muyum? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emirleri nedir? Yasakları nedir? Orucu neler bozuyor sorusu yerine şunu sormamız lazım. Acaba Ramazan'da iftar açtığımız zaman iftar ettiğimiz o yemek helal midir? Helal kazanılan bir kazançla mı biz onu elde ettik, yedik? Ramazan'da yalan konuşmak, iftira atmak, insanların suçlarını araştırmak, gıybet etmek, acaba bunlar orucu bozar mı? Sormamız gereken sorular bunlardır. Ondan sonra tuttuğumuz oruç acaba kabul mü? Müslüman her anını değerlendiren insandır. Sufi literatüründe şöyle bir söz var. Sufi İbnül Vakt'tir. Vaktin oğludur. Sufi asla geçmişle uğraşmaz. Geçmiş bir daha geri gelmez. İnsan ders alır. Doğrudur, ders alması lazım. Ama geçmişe takılıp da orada kalmaması lazım. Gelecekle ilgili de çok plan program olmaması lazım. Şundan gelecekte olup olmayacağını bilmiyor. Dolayısıyla insan anını değerlendirecek. Şu anda Ramazan mı? Şu anda evde miyiz? Nasıl yaparım da en güzel bir şekilde bunu değerlendiririm? Bunun planını, programını yapması lazım. Şu anda kılmayayım da yarın kılarım. Şu anda yapmayayım da biraz sonra yaparım değil. Hemen ibadetse ibadet, okumaksa okumak, araştırmaksa araştırmak bunu yapmamız lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen haftalarda yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamayla ilgili şunu da ifade edelim. Sevgili dostlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulma sebebi Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu o İslam, indirilen, gönderilen İslam anlaşılsın diye Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi insanlara Allah'ın göndermiş olduğu dini anlatmak, öğretmek ve onların öğrendiklerini de yaşamalarını sağlamada onlara yardımcı olmaktır. Elbette ki Diyanet İşleri Başkanlığı devletimizin bir kurumudur. Oradaki insanlar saygın insanlardır. Onların ne dediğiyle ilgili insanımızın o kulak vermesi lazım ve onları dinlemesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu açıklamada zinanın suç olduğu, evet kesinlikle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya gidecek hiçbir yolun açık kalmasına İslam müsaade etmiyor. Zinaya asla müsaade etmiyor. Zina haramdır ve büyük günahlardandır. Buna bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın yine yapması gereken bir sürü görevleri daha var. Hiçbir ayrım yapmadan, sağcı, solcu, ilerici, gerici, Laz, Kürt, Alevi, Sünni ayrım yapmadan bütün insanlara Allah'ın istediği şekilde İslamiyet'i anlatması lazım. Allah'ın emir ve yasaklarını ortaya koyması lazım. Tamamen Allah'ın muradının tecelli etmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı mutlaka görevini yapması lazım. Diğer taraftan memleketimizde domuz eti satışının serbest olduğu, zinanın suç olmaktan çıkartıldığı bir memlekette yaşıyoruz. Kilise kurdelelerinin kesilirken ya Allah Bismillah diyerek kesildiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mutlaka söylemesi gereken bir şeyler olması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı devleti idare eden idarecilerimizi bu noktada bilgilendirmeli ve o idarecilerimizi de bu yönde mutlaka adım atmalıdırlar. Şimdi zina suç olmaktan çıkarıldığı bir dönemde zinanın suç olmasını istemek bu biraz farklı bir şey düşündürmüyor mu? Diyanet İşleri Başkanımızdan şu anda rica ediyorum. Lütfen Cumhurbaşkanımızla temasa geçsin. Cumhurbaşkanımıza durumu iletsin. Zaten Cumhurbaşkanımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanında yer aldı. Onu destekledi. Ona efendim o devletin bir kurumudur. Ona sataşmanın devlete sataşmak olduğunu ifade etti. Ben de aynen katılıyorum. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu fırsat bilerek şu anda memleketimizi idare eden Cumhurbaşkanımıza müracaat ederek meclisteki yasaları değiştirerek yani önceden yasak olan zina yasaktı, şimdi serbest. Önceden domuz etinin satışı
yasaktı, şimdi serbest. İşte bunu müracaat ederek Cumhurbaşkanımızın bu zinayı suç olmaktan çıkartılan maddeyi değiştirip tekrar zina eski haline getirilmeli. Yani zina asla kabul edilebilir bir durum değil. Zina suçtur. Medeni kanunlarda da suçtur. Aynı eski hale gelmesi lazım. Memleketimizin %99'u Müslüman bir memlekette yaşıyoruz. Bu memlekette domuz etinin satışının, yani kasaplarda satışının serbest olmasını kabul etmek mümkün mü? Diyanet İşleri Başkanlığı bununla ilgili de Cumhurbaşkanımıza müracaat edip onun değiştirilmesini mutlaka sağlamalıdır. Zaten Cumhurbaşkanımız bir beyanatında biz zinayı suç olmaktan çıkarttık, yanlış yaptık ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'ne girme adına bunu yaptık ama yanlış yaptık. Cumhurbaşkanımızın elinde yetki varken bu yetkisini kullansın, zinayı suç olmaktan çıkartan o maddeyi değiştirsin, eski haline değiştirsin, getirsin ve zina suç olsun. Diğer taraftan kasaplarda domuz etinin satışının serbest olduğu Müslüman memlekette bu durum kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız buna da bir el atıp bu domuz etinin tekrar yasaklanması gerektiğini efendim ilan etmeli ve bunun meclisten kanunlarını çıkartmalı. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu şekilde bir temennide bulunması güzeldir. Cumhurbaşkanımızın Diyanet İşleri Başkanlığını savunması güzeldir ama Cumhurbaşkanımızın elinde yetki varken hala zina suç değilse, hala domuz eti satışı serbestse burada bir çelişki sanki görülüyor. Bunu telafi edilmesi lazım. Biz bunu temenni ediyoruz ve bunu istiyoruz. Son dönemlerde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de çok muhterem Haydar Baş hocamızın vefat etmesi. Vefat ettikten sonra onu sahiplenen, ona sahip çıkmaya çalışan insanlar var. Eğer gerçekten samimi duygularla bu yapılıyorsa evet kabul edilebilir durumdur. Haydar Baş hocamız buna zaten layıktır. Ama bakıyorsunuz ki bazı insanlar yine sosyal medyada yine kendisini din adamı diye lanse eden, sakalı, cübbesi, sarı olan bazı insanların Haydar Baş hocamıza karşı bazı iftiralarda bulunuyorlar. Mesela diyorlar ki Haydar Baş hocamız sahabeye karşı sahabeye dil uzatmıştır. Asla Haydar Baş hocamız değil sahabeye. Haydar Baş hocamız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin Müslüman olduğunu kabul eden, Müslüman olan herkesin de diğer bir Müslümanla kardeş olduğunu ilan eden, deklare eden, bunun mücadelesini veren, bununla ilgili Alevi-Sünni ayrımının olamayacağını, Laz-Kürt-Çerkez ayrımının olamayacağını, sağcı-solcu görüşlerinin ayrım sebebi olamayacağını dillendiren bir insandır. Memleketimizin %99'un Müslüman olduğunu ve dolayısıyla bunların kardeş olduğunu, diğer %1'inin gayrimüslim olan vatandaşların da vatandaş olmaları hasebiyle bizim yurttaşlarımızdır. Onlarla da bir problemimiz olmadığını savunan bir insana siz kalkar da sahabeye dil uzatıyor iftirasında bulunursanız yazıktır, günahtır. İnsanda zerre kadar vicdan olur, zerre kadar izan olur. Ayıptır, günahtır. Ama diyeceksiniz ki biz konuşuyoruz, efendim yetki bizim elimizde. Ama unutmayın ki Allah intikam sahibidir. Bunu da unutmayın. Diğer taraftan birileri Haydar Baş hocamızın Milli Görüş Teşkilatı'ndan olduğu 1977-80 yıllar arasında, ben de o dönemde Haydar Baş hocamla görüşmüştüm, tanışmıştım. O dönemlerde Haydar Baş hocamız Milli Görüş'ün içine girdi maalesef. Bir oyunla, bir efendim farklı bir algı ile farklı bir operasyonla Haydar Baş hocamız o zaman Milli Görüş Teşkilatı'na girmişti. Ancak o 3 yılını kendi hayatında anlatırken maalesef ben onları orada tanıdım. Onlar dünyalığı elde etmek için dini kullanan insanlar olduğunu ifade etti. Asla Haydar Baş hocamız dünyalık elde etmek için dini kullanan bir insan olmamıştır. Onun hayatında ibadet var, taat var, zikir var, Allah'a yalvarış var, yakarış var ama ahirette karşılığını alabilmek için, dünyalık elde etmek için değil. O gösterişten uzak, o dış görüntülere değil de kalbin salim olan kalbi selim bir kalp elde edilmesi için mücadele eden bir insandı. Milli Görüş felsefesinde kapitalist sistemin yeşile boyanmış şeklidir Milli Görüş. Halbuki Haydar Baş hocamızın yazmış olduğu milli ekonomi modeli şu anda dünyada konuşuluyor, tartışılıyor. O sistemde Allah'ın göndermiş olduğu dinin gereklerinin yerine getirildiği bir sistemdir. O sistemde adalet var, o sistemde insanlar arasında adil paylaşım var, sürekli istihdam var, borçlanma yok, insanlar arasında ayrım yok. O sistem
Haydarbaş hocamızın yazmış olduğu bizzat kendine ait bir sistemdir. Yani Haydarbaş hocamız asla milli görüşçü olmadı. Milli görüşün o felsefesini de asla kabul etmedi. Zaten şimdi bir başka Haydarbaş'la ilgili Pensilvanya'dan FETÖ'nün bir video ile yayınlamış olduğu bir görüş var. FETÖ orada bir itirafta bulunuyor. Diyor ki Haydarbaş hocanın hayatı bizi yok etmek ile uğraşmış. Hayır. Haydarbaş Fethullah Teşkilatı'nı yok etmek için uğraşmadı. Ne zaman ki Fethullah Papa'ya bir mektup gönderdi, Papa'ya göndermiş olduğu mektupta dinler arası diyaloğu savundu. Yani İslamiyet'in biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan, biraz da İslam'dan alarak bir din oluşturmaya gayret etti Fethullah. İşte o zaman Haydarbaş hocamız dedi ki bu senin bahsettiğin İslam değil. İslam'dan biz hiçbir şey eksiltemeyiz. İslam'a hiçbir şey de ilave edemeyiz. Cenab-ı Hak dinini tamamladı ve kamil olarak, tamam olarak bize getirdi. Ona ne ilave edebiliriz ne eksiltebiliriz. Ne zaman ki dinler arası diyalog faaliyetlerine başladı, Papa'ya mektup yazdı ve Papa'ya yazmış olduğu mektupta Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere buradayız dedi. İslam yanlış anlaşılmıştır. Bunda da en çok suçlanacak olan Müslümanlardır dedi. Bir de mektubun ortalarında amacımız üç büyük dinin mensupları arasında hoşgörü ve kardeşlik tesis etmektir cümlesini kullandı. İşte o cümlede iki tane ayetin inkarı var. Ancak müminler kardeştir ve Allah'ın dininde sadece gerçek din İslam'dır. Bu ayetleri inkar edince işte Haydarbaş hocamız Fethullah'ın yaptığı bu çalışmaların yanlış olduğunu, memleketimizi bölmek, parçalamak adına olduğunu, milli birliğimizin, milli bütünlüğümüzün dini bütünlüğümüzden geçtiğini o dönemde ifade etti ve bu şekilde Fethullah'ı uyardı. Asla onları yok etmek için böyle bir gayret içerisinde girmedi. Yapılan yanlışı düzeltmek adına böyle bir görevi üstlenmek mecburiyetinde kaldı ve onları o dönemde de uyarmıştı. Sevgili dostlar, maalesef insanlar iftira atıyorlar ama unutmayalım ki iftira atmak Yahudilerin ve Emevilerin ahlakında var. Onların ahlakında çamur at izi kalsın. Ta Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e atılan iftiralar Emevi soyunun yaptığı faaliyetlerdir. Günümüzdeki Yahudilerin de yaptığı, insan hayattayken onu alt edemezlerse o öldükten sonra bile ona iftira atmaya devam ederler. Hatta o Yahudiler ki onlar sadece insanlara iftira atmıyorlar. Onlar Allah'a bile iftira atıyorlar. Hani Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi bunlar bana iftira atıyorlar dediğinde Cenab-ı Hak ya Musa onlar sadece sana değil bana da iftira atıyorlar. Onların Allah'a olan iftirası Allah için diyorlar ki Allah cimridir diyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak bütün rızıkları, bütün imkanları insanoğlunun menfaatine sunmuş olmasına rağmen, sonsuz imkanlar sunmuş olmasına rağmen Yahudilerin mantığında Allah cimridir diyorlar. İşte o Yahudiler devamında da o Yahudi ve Emevi zihniyetinin devamında da İngiliz ajanlarının ve Yunan ajanlarının iftiraları maalesef bazı sakallı, cübbeli, sarıklı ve şalvarlıların dilinde görüyoruz. Yazıktır, ayıptır. İnsan utanır, Allah'tan korkar. Ama inanıyorsanız korkarsınız. Allah Kur'an'da iftira ile alakalı, müfterilerle alakalı buyuruyor ki iftira atan adam 80 denek ceza ile cezalandırılır. Devamında da asla ebedi olarak onun şehadeti kabul edilmez. İftira atan insanlar diğer insanların haklarına tecavüz eder ve Cenab-ı Hak onları asla kul hakkı yedikleri için asla onları affetmez diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.